Merhaba arkadaşlar. Kanalınızın sahibi ben Selim Güney. Bu akşam Ordu yöremizde bulduğumuz natürel elması tanıtımını yapacağız. Natürel elmas Ordu yöremizde bulunan ilk elmaslardan bir tanesi. İlk tanıtımını yapan da benim. Ve de bu videoyu ilk çeken benim Türkiye'de. İlklere imza atan adam benim. Ve bu videoların devamı gelecek. Size şöyle bir göstereyim nasıl bir elmas olduğunu. Evet. Natural elmas. Evet. Diyeceksiniz şimdi elması olduğunu nasıl anlayacağız? Evet. Onun için de bir test yapıyoruz. Gördüğünüz cam. Bu elmas bu camı kesmesi lazım. Evet. Önceki testte bir kesiğimiz var ve bu elmas yaptık. Yanına bir kesik daha atacağız arkadaşlar. Şu an elmasımızı da kesiyoruz. İkinci kesik atıldı. Kesik daha atıyoruz. Üçüncü kesik. Bir tane daha attık. Dört. Yani camı kestik. Neyle kestik? Elmasla. Bu birinci testi. Elmas olduğuna dair. Natürel elmas olduğuna dair. Evet. İsterseniz araştırın. Natürel elmas nasıldır? Doğada nasıl bulunur? Nasıl bir hal ve şekilleri vardır? Araştırabilirsiniz. Bu Ordu yöremizde bulduğumuz natürel elmasımız. İkinci testimiz elmas olduğuna dair. Demir. Demiri çizmesi lazım. Önde bir test yaptık. Çizdi. Bir daha denemesini yapıyoruz. Çizdiğine dair. Ve şunları iyice görün. Evet, bildiğiniz kesti. İkinci testi de geçti. Işık testi yapıldığında da bunun tam bir notunu almış olacağız. Şu an size iki test gösterdim ve bu testleri geçti elmasımız. Tabii ki bu testler yetmiyor. Üniversiteye gönderip üniversitede de bir test yaptıracağız. Ve onun sonucunda elmasımızın size gerçek yüzünü göstermiş olacağız. Ordu yöremizde bulduğumuz elmas. Diyeceksiniz ki ülkemizde elmas yok diyeceksiniz. Bu Osmanlı döneminden gelen, Kanuni Sultan Süleyman döneminden gelen araştırmalarıma göre Giresun, Ordu, Siirt, Afyon elmas yatakları var. Bunu çoğu kişi bilmez. Bu bilgilendireyim. Benim inancıma göre Türkiye'nin birçok yerinde de elmas olduğuna inanıyorum. Bölgesinde de. Ama tabii ki de buna yönelen bu sektörde ilerleyen kişiler yok. Birazcık doğada araştırmamız gerekiyor tabi. Çıkıp derelere, ırmaklara inmemiz. İşte güzel plaser yapılı yerlerde araştırma yapmamız lazım ki biz bu taşları bulalım. Tanıtımını yapalım. Bu çok önemli. Evet, bu natürel elmasımızın tanıtımıydı. Elmasa emaresi olarak gösterdiğim taşlardan bir tanesi bu. Oluşum. Volkanik bir kayacın içindeki bu elmas oluşumu. Dikkatle bakın. Bu da volkanik kayacın içindeki elmas oluşumu arkadaşlar. Bu da taşın içindeki pırlantalar. Bakın arkadaşlar dikkatle bakın. Taşın içinde pırlanta var. Diyeceksiniz bu taşlar nerede buldunuz? Evet, ırmaklarda, derelerde var. Ve bu plaser yapının size ne verdiğini gösteriyor. Yani buralardan nelerin çıkabileceğini gösteriyor. Bu böyle bir pırlantalı bir taşın çıktığına göre, elmasın çıktığına göre, natürel elmasın size neler verebileceğini söylüyorum. Araştırma yapmak hobi olarak da olsa yapın ya da araştırın. Bu ciddi olarak da düşünebilirsiniz. Çok önemli. Bunu göstereyim dedim size. Bu da pırlanta taşı. Başka bir natürel elmas olarak
takdir ettiğim bir taş daha var. Bu da çok parlayan bir taş. Ama tabii belli bir testlere sokmamız lazım tabii yine. Bakalım bu taş da testleri geçebilecek mi? Denemelerimiz başlıyor bakalım. Birinci testimizi geçti. Evet. İkinci testimiz. Pürüzsüz bir yer. Dikkatli bakın. Bakalım ne yapıyor. Evet. Gördüğünüz gibi bunu da kesti. Ve şu parlaklıkla dikkat edin. Bu da natural elmasın bir başka örneği arkadaşlar. Evet. Ordu yöremizde bulduğumuz. Taşların tanıtımına devam edeceğiz arkadaşlar. Bu şekil. Bu da Ordu yöremizde bulduğumuz dumanlı kuvars. Bir örnek. Kuvars yapı. Şöyle dikkatlice bakın. Ordu yöremizin taşlarını tanıtmaya devam edeceğiz. Ben kanalınızın sahibi Selim Güney. YouTube kanalıma üye olmayı unutmayın sakın. Üye olun, bana destekçi olun. Size daha çok taş tanıtım yapacağım. Bilginiz olsun. Hayırlı akşamlar.